Teknoseyir hoş geldiniz. Bu bölümde TP-Link'in mobil iletişim merkezi mi desek, ne desek? Evet, bir sürü öz işlevi olan bir minik cihaz. Evet. Temelde router tabii ama her şeyi yapıyor. Şöyle aslında iki parça ben birleştirdim. Kutudan şöyle ayrı çıkıyor fiş kısmı. Şöyle. Doğrudan prize takıp kullanıyorsun. Evet. Üzerinde iki tane Ethernet portu var. Şurada. Bir USB portu var. Evet. Ethernet portları 100 megabit. Hı hı. Biz gigabit istiyoruz genelde ama bu cihazın birazdan anlatacağız. Bu cihazın işlevi başka. Başka. Portu USB 2. Evet. Şu ledleriyle dış dünya ile konuşuyor. Bir tane işlev seçme düğmesi var. Bu önemli. Evet. Dedik ya bir sürü işlev var. Hı-hı. Hardware olarak oradan ayarlayabiliyorsun. Router, access point, repeater, evet. Client. Şimdi bu cihazda yapabileceğin 3-5 iş var. İş var. Şimdi evet. Bir kere özellikle şunu belirtmek lazım. Kutusuna bakarsan kutusunda bile Travel Companion evet. diyor. Bu mobil bir cihaz. Daha çok işte seyahat edene ya da ne bileyim işte yazlıkta bir ay kullanacaksın. Ne bileyim öğrencisin bir tek bir odada yaşıyorsun. Orada bir kablosuz ihtiyaçların falan var. Böyle işler için. Yani evet. Bu işte evim var benim sabit hattım var. 4 odalı 3 odalı evim var. İnterneti yaymak istiyorum şunu istiyorum diyorsan onun ürünü bu değil. Hı-hı. Oraya normal bildiğimiz bir masaüstü bir router alacaksın. Doğru. Bu bir kere öncelikle mobilite. Doğru. Hareketlilik önemli bu üründe. Şimdi ne işe yarıyor? En basit kullanım bunu router modunu alırsan senin evinde diyelim işte bir kablo TV kablo hattından gelmiş modem uydunet eski adıyla uydunet denen kablo internet ya da işte ADSL falan var. Doğru. Diyelim ki router değil modemle gelen ADSL var. Ya da bir şekilde senin işte yurttasın senin odana bir tek ethernet kablosu geliyor. Oteldesin. Çok rastlanan bir senaryo. Otel odasında ethernet kablosu var. Wireless yok ya da wireless parayla ethernet. Bu çok olan bir durum. Wireless parayla ethernet bedava. Bunu takarsan bak bir port zaten WAN olarak işaretlenmiş. Oraya takarsan bu aynı senin evindeki kullandığın router gibi. Onu Wi-Fi'dan odana işte kullandığın mekana yayar. En basit kullanım şekli. Ve bu en çok ihtiyaç duyulan kullanımlardan birisi. Dediğim gibi yani yurttasın tek bir odan var. Oraya da Wi-Fi çekmiyor. Hani var sinyal yetmiyor ya da yok. Hı hı. İşte Ethernet'in ucuna bunu takarsan. Hatta şöyle de bu sürü biz bunun benzerini daha önce de yıllar önce incelemiştik. Burada güzel bir şey yapmış TP-Link ürünü iyileştirmiş. Buraya bir USB portu yapmış. Şimdi bunu hem buraya bir USB disk, flash disk takıp hani NAS cihazı gibi depolamayı evet. paylaşıma açabilirsin. FTP destekliyor. User password verebiliyorsun. Hı-hı. Herkes, bütün ağdakiler buraya erişemesin diye, kendi alanına erişsin diye. Ama istersen de şu var. Telefonunu şarj et diyor. Hani ne kadar anlamlı? Yine şöyle örnek verelim gerçek hayattan. Otele yerleşirsin otel odasına. Bir tane priz vardır. Evet. İkinciyi bulmak için ne bileyim abajuru falan sökersin. Öyle oluyor genelde. Çıkarsın oraya takmaya çalışırsın. Ya da mobil profesyonel dediğimiz adamlar böyle bir ikili üçlü grup priz büyük de olsa bavuluna sıkıştırıp onunla gezer. E işte burada hiç olmazsa bunu çalışırken telefonunu da şarj edersin diyor. İyi olmuş yani buraya eklemiş onu TP-Link. Kullanım şekillerinden birisi bu. Başka ne mod var? Access Point modunu alırsan yine kabloyla senin evindeki router'dan cihazına ya da işte dedim odana geliyorsa hı hı. kabloyla internet buraya takarsın. O zaman yalnız şu var. Hani bunu router moduna aldığın zaman bu IP'leri falan kendi dağıtır. Sen de girer yönetirsin. Evet. Access Point moduna aldığın zaman asıl bunun ucunda bağlı olduğu ana router IP'yi falan verir. Doğru. Oradan yönetmen gerekir. Ama hani yine bu da şey senaryosu. Evde iki katlı evimiz var. Durumumuz iyi. Alt kattan üst kat çekmiyor. İşte üst kata bununla kabloyla tabii power line değil. Değil. Öyle prize takılıyor diye öyle düşünme. Alt kattaki router'ın bir ucunu çekmiş olursun yukarı ya da aşağı. Bunun dışında mesela istemci modu var. Şimdi buraya da TV adaptör demiş mesela. Hı-hı. Bizim çok verdiğimiz bir örnek. Eski televizyonlarda Wi-Fi yok. Çubuk takarak Wi-Fi ekleyemiyorsun. Bazı televizyonlar kabul ediyor ama bazısı illaki kendi markasının çubuğunu istiyor. O da hani 10 dolara da alabilecekken herhangi bir Wi-Fi adaptörünü o genelde 80 dolar, 100 dolar falan fiyat istiyor. İşte o zaman televizyona internet getirmek için bunu bir prize tak.
Buna tabii ki senin evindeki Wi-Fi'ın username'ini, Wi-Fi'yi ve onun şifresini giriyorsun. Bu bir Wi-Fi adaptörü olarak Wi-Fi senin ağına bağlanıyor. Kablosundan da televizyona interneti ulaştırıyor. Televizyon Ethernet kablosuyla bağlı olduğunu, bunun varlığını anlamıyor, sanıyor. Bir modu bu, istemci modu. Tabi televizyon örnekti. Her şey hani şu laptopu da o şekilde bağlı. Tabii canım, her şey bazı. Başka? Repeater. Repeater dediği de bildiğimiz menzil genişletici. O da bunun eski sürümlerinde yoktu. Repeater'lar ayrı cihazdı. Onu da buna eklemişler. Var olan Wi-Fi sinyalini güçlendirip tekrar etme. Tabii ki bunun asıl işi o değil. Biz daha önce TP-Link'in de cihazlarını inceledik. Repeater'ların ayrı 2 tane, 3 tane harici anteni falan oluyordu. Bunun içinde dahili anteni var. Bu 5 GHz de desteklemiyor. 802.11n, 300 megabit, 2.4 GHz bağlantı destekliyor. O banttan çalışacak sadece. Ama yine tekrarlayalım. Hani otele yerleşsin, Wi-Fi çok çekiyor ama yani tam yüz güldürmüyor. Bununla repeater'la güçlendirebilirsin. Odaya tam yayılmasını sağlayabilirsin. Repeater'lar için biliyorsun bizim söylediğimiz bir şey var. Hiç çekmiyorsa ya da çok az sinyal varsa bunun da yapabileceği bir şey yok. Ölüyü diriltmenin mümkünü yok. Biraz orta seviyede bir olması lazım. Evet. Hani o 5 çubuktan o iyi bir ölçüm aracı değildir ama 5 çubuktan 3'ü doluysa bu işte onu o 3'ü alıp yine 5'e tamamlayacak. Kendisi tekrar yayınlayacak. O olur. Ama 1 ise bu da bir şey yapamayacak. Çünkü buna bir şey gelmiyor ki tekrarlasın. Repeater modu bu. Evet. Hemen hemen bütün senaryoları saydık aslında. Hani, ama dikkat ettiysen bunlar hep... Ha tabii ki bunu ben evimde kalıcı olarak hani router olarak kullanmak istiyorum. Şimdi pek port, iki portu var. Yani. Birini zaten kullanacaksın. Yaparsın ama işte bunun işlevi o değil. Değil. Bunun amacı seyahat halinde olmak ya da işte özel bir şey. Kimi mesela benim arkadaşlarım var. İşi gereği sürekli başka firmalarda çalışıyor. İş yaptığı, proje yaptığı firmaya gidiyor sabah evinden çıkıp. Orada bir ay, iki ay mesai yapıyor. Böyle bir şey işini görebilir. Görür. Ya çok şey değil, çantanda şunu taşımak. Bir şey değil. Çok bir şey değil. Ama hani ev kullanımı, kalıcı ofis kullanımı, kalıcı kullanım için buna gerek yok. Peki öyle değerlendirmen lazım. Küçük tefek, yani ufak ama şeye girdiğin zaman arayüzüne orada gayet bir router arayüzü var. Alıştığımız arayüz değil mi? Evet, bu TP-Link'in klasik arayüzü. Bütün cihazlarında, güncel cihazlarında kullandığı arayüz bunda da var. Ve bütün hani mesela router dediysek bütün router işlevleri var. Hani bandwidth kısıtlama falan bile var. IP rezervasyonu. Güvenlik önlemleri. Güvenlik VPA2'ye kadar güvenlik önlem şeyi standardı. Port yönlendirme, DMZ, Dynamic DNS hepsi bunda var. O bakımdan bir eksiği yok. Sadece küçük. Fiyatı küçük mü? Murat, $30 artı KDV gibi bir fiyatı var. Yani işte çok fazla kur değiştiği için fiyat söylemek zor ama işte biz Aralık ayının ilk haftasındayız. 120 liranın biraz üzerinde fiyatla online mağazalara girmiş. Artık tabii değişmesi normal yukarı ya da aşağı. Onu bilmiyoruz. Dediğim gibi aslında çok alternatif olan bir ürün de değil. Sadece doğru değerlendireceksin. Böyle bir şeye ihtiyacın varsa direkt senin için çözüm abi, cihazı. Biz fuarlar için çıkıyoruz. Hani ondan bir tık daha fazla çıksam şöyle bir şey %100 lazım. Yani oteller hiç tatmin etmiyor. Tabii şimdi işi gereği full seyahat halinde olan adam var. Adamın işi bir yerlere gitmek. Onun çantasına bu kesinlikle lazım. Çünkü dediğim gibi otellerde Ethernet çoğunda oluyor. Ama Wi-Fi bazen otelde var ama senin odanda az çekiyor. Sinyal yetmiyor. Ya da kimi yerde dediğim gibi bu çok gördüm. Wi-Fi parayla Ethernet'e para koymamışlar. Ben şeyde en son söyleyeyim. Parasızı da var Wi-Fi'nin ama 1 megabit anca veriyorlar. Öyle kısıtlamışlar. Kısıtlama olabiliyor falan. Onlar Ethernet'te genelde olmuyor. Evet. İşte orada dediğim gibi bunu router moduna getireceksin. Otelin Ethernet kablosunu WAN yazan porta takacaksın. Tamam, zaten hani buna önceden
bu tabii bir ağ oluşturuyor. Senin belirlediğin kullanıcı adı şifreyle. Onları önceden de hazırlayabilirsin. Ya da bunun arayüzüne bilgisayarından bağlanıp verirsin kendi kullanıcı adı şifreni. Kimse de giremez ağına. Hı hı. Kullanırsın. Son bir minik bir ipucunu da vereyim. Bunu aldınız diyelim. Tabii ilk bağlanmak için bir şifresi vesairesi gerekiyor. Üzerinde şuradaki etiketinde minnacık yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Evet, bu cihazlar, TP-Link bu cihazlarda o 192.168.1.1 onu kullanmıyor. 0.254 IP'yi kullanıyor. IP'den girebilirsin. Bir şey var. TP-Link'in kendi bu işler için kullandığı domain var. Hı-hı. Oradan girebilirsin ama İlk başta tabii bunun ağına bağlanman lazım ya da, da kabloyla bilgisayarını bağlaman lazım. En rahatı ilk kullanımda kablo olacak. Ama bak mesela ama bu bilgisayar ultrabook'larda yok, bu bilgisayarda yok. Artık USB kablolu adaptör falan da kullanır mısın? Zaten hani otur bir şeylere girdin mi şeyde kalkıyor. Buna ihtiyaç kalkıyor. O zaman hani otel internetini bağla. Hmm. Ama işte güncel cihazlarda yok. Bir de şu var. Şimdi biz de fuarlar için yurt dışına çıkıyoruz. Şimdi tablet, telefon, laptop, bilgisayar, 3 tane Wi-Fi'ye ihtiyaç duyan cihaz kesin. Kesinlikle var. Bir de artısı oluyor bazen. Kablo fotoğraf makinesi falan da bağlı aktarım yapacaksa falan artısı oluyor. İşte 3 cihaz kimi otelde şu da var. Cihaz kısıtlı. Kısıtlı. Diyor ki başıma tamam geldi. Senin cihazın hangi cihazsa gir diyor işte otelin odanın numarasını, hı-hı, soyadını falan da tamam ikinci cihaz giremiyor. Evet. Bağlı zaten cihaz var diyor. İşte o yüzden uzunca bir süre tatile gidecek birisi için ya da işte mobil profesyonel için böyle bir şey, çantasına böyle bir şey atmasında hiçbir zarar gelmez. Kesinlikle. Yine benzer şekilde kimi adam da diyor ki ya işte ben yazlıkta da internet kullanacağım ama full evdeki gibi öyle router, modem falan tesisatı kurmak istemiyorum. Bunu götürüp getirebilir. Öyle. Çok dert olmaz. Bunun kullanımı bu ama hani tamam evimin altyapısı, ofisimin altyapısı diyorsan, hı-hı, onun cihazı tam teşekküllü routerlar. Son olarak model adını söyleyeyim. WR810R ne? Sondaki, 810 ne? Evet, sondaki ne de işte şey belirletiyor. 802.11 N destekliyor. N destekliyor, evet. Ne isterdik? İşte bunu ilk tanıdığımızdan bu yana zaman geçti. O zamanlar 150 megabitti bu cihazlar. 300 megabite çıkmış. USB portu gelmiş. Ne isterdik? Bir kere arayüze Türkçe istiyoruz. TP-Link bu konuda geri kaldı. Hı hı. Artık arayüzde Türkçe olması lazım. Arayüzü İngilizce. Bunun dışında artık bir de 5 GHz desteği. Herhalde bunun bir sonraki sorumunda 5 GHz AC desteği de mutlaka gelecektir. Herhalde. Öyle Murat. Peki Ant abi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.